Merhabalar efendim, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Güzel bir fuardayız öncelikle. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Siz de yüzde olduğunuz markayı ziyaret ettiniz. Evet, evet. Bugün şimdi ben de setten çıktım geldim. Bugün de burada olmayı istedim çünkü onlarla birlikte. Çok yakın zamanda biliyorsunuz beraber çalıştık. Şu anda da birlikteyiz. Güzel, her taraf çok rengarenk ve ışıl ışıl görünüyor. Güzel bir fuar. Böyle. Sizin de güzel bir işbirliği oldu. Evet. Oldukça da beğenildi. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Ya ben zaten tasarımlarını çok beğeniyorum markanın. Daha doğrusu tanışmaya başladığımdan itibaren de çok da severek de kullanmaya ve takmaya başladım. Çok sevdim. Ve etrafımdan gelen duyumlar da bu şekilde. Duyduklarım da bütün kadınların çok hoşuna gidiyor. Bütün koleksiyonları. Çok güzel şeyler aldım. Takabiliyorsunuz kadının olmazsa olmazı. Kendini taktığında çok iyi hissettiği bir aslında aksesuar. O yüzden de kadınlardan, arkadaşlarımdan, tanıdıklarımdan, çevremden, herkesten çok güzel yorumlar aldım. Sizin olmazsa olmazınız değil mi mesela tak konusunda, aksesuar konusunda? Takınca kendinizi güçlü hissettiğiniz. Galiba küpe. Küpe mi? Evet. Yani bu böyle zaman zaman değişebiliyor ama galiba ben küpe. Manevi bir şeyiniz var mı böyle aksesuar olarak ailenizden kalan, çocukluğunuzdan kalan? Yani var tabii mesela ne bileyim işte anneannemin bir tane yüzüğü var. Onu böyle takmaya çalışıyorum. Annemin bir tane bana hediye ettiği bir kolye var. İşte onu takıyorum çünkü böyle anlamları olan takılar herkesin hayatında vardır. Bende de var tabii. Olabilir takmaya çalışıyorum. Peki Emir Bey'in özel bir hediyesi oldu mu düğün için? Tek taş dışında. Özel oldu evet. Onu anlatamayacağım şimdi burada. Ne kadar özel. Çok özel. O yüzden ya oldu tabii ki ama çok özel. O yüzden bizim aramızda. Düğün konuşalım isterseniz biraz da çok güzel geçti. Neler söyleyeceksiniz? Evet güzeldi. Bir ay geçti üstünden. Bir ay geçti. Evet bugün tam bir ay oldu. Evet bugün tam bir ay oldu. Güzel geçti. Çok güzeldi. Yani böyle her şeyi apar topar hazırlamamıza rağmen ya benim de açıkçası çok hayallerimin bile üstünde oldu diyebilirim. Şimdi yani içiniz evet. Çünkü evet, evet. Gelinliğe bile böyle set arasında falan bakıyordunuz. Evet o kadar aceleydim ki bazen böyle çok da özenmediğin, çok da şey yapmadığın, fazla uğraşmadığın şeylerin sonuçları daha güzel çıkar ya. Evet. Benim için tam da öyle bir şey oldu. Belki de bazen çok da fazla uğraşmamak gerekiyor galiba. Var mı hayatınızda değişiklikler peki? Şimdilik hiçbir değişiklik yok. Aslında her şey cicimayı bile yok. Her şey aynı devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok. Gayet evlendik ve sonra ben sete gittim ertesi gün zaten. Aynen set hayatı. Hiçbir şey değişmedi. O da konserleri. Her şey aynı devam ediyor şu anda. Hayal kırıklıkları oldu mu peki düğün sonrası? Sizi aramayan dostlarınız veya kırıldıklarınız? Genelde düğün sonrası bu tarz şeyler yaşanır ya. Yo öyle bir şey olmadı çünkü bizim zaten şeyimiz çok belliydi söylemiştik. Çok aile arasında ve çok küçük bir ekiple yapabildiğimiz. Çünkü bu süreçte anca onu yapabilirdik. Anca onu yapabildiğimiz için herkes zaten biliyordu. Sonra da zaten çok beraber olamadıklarımızda da burada bir geldik yemek yedik. O yüzden hiçbir sıkıntımız olmadı. Set demişken efendim kulüp dizisi de çok beğenildi. Bunu her gördüğünde soruyoruz ama Hazal Kaya'nın da son filmi bayağı eleştirildi. Böyle hı hı. Siz böyle övgüler alırken bazı meslektaşlarınızın bu kadar böyle eleştirilmesi, bu övgü eleştiri ayarını nasıl yapılmalı sizce? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hazal'ı izlediniz mi? Mesela? Evet izledim. Nasıl ben bu? Çok beğendim açık söylemek gerekirse bir kere. Şimdi sonuçta biz göz önünde insanlarız ve göz önünde işler yapıyoruz. O yüzden eleştirilmek tabii ki bu işin içinde var. Tabii ki eleştirilmenin de bir mutlaka doğru, ya dozu demeyeceğim de doğru anlatım şekli var tabii ki. Tabii ki eleştirebilirler. Hiç kimse her şeyi beğenmek, çok övmek zorunda da değil. Biz de bunlara zaten hazırlıklıyız ve biliyoruz. Hani beni de beğenmeyenler oldu. Şey yapmayalım. Her şey olabilir yani. Dediğim gibi sağ olsunlar tabii ki beğenenler de o da ayrı. Daha fazla oldu. Biz beğenmeye denk gelmedik. Yok ama ben çok beğendim diyorum. Ben işi de çok beğendim. Ben Hazal'ı da zaten çok beğenirim oyunculuğunu. O yüzden onu da çok beğendim. Herkes de sonuçta her fikre sahip olma özgürlüğüne sahip. Sadece birazcık tabii ki buna dile getirirken cümlelerimize dikkat etmekte fayda var. Peki bu tarz eleştiriler size nasıl bir etki yaratıyor? Sizde motive artırıcı mı oluyor yoksa kendi içinize mi kapanıyorsunuz eleştiri aldığınız zaman, ağır eleştiri olduğu zaman? Hı hı. Ne çok iyi yorum ne de çok kötü yorum. Ben de herhangi bir etki yaratmıyor. Ben sadece işime bakıyorum aslında öyle söyleyebilirim. Son dönemde de çok fazla konuşuluyor böyle estetiğin ve dolguların, botoksların, insanların şey... Ah
hepinize dua. Oyunculuğu mimikleri öldürdüğü için. Hoş geldin. Nasılsınız? Nasılsın? Devam et. Neler çok iyi bir zamanda geldin. Hayırlı olsun bu arada. Tebrik ederiz. Harika bir zaman. Zor sorular mı? Çok yok, terlemeye başlamıştım ki evet. Siz geldiniz. Tam estetiğe bakış açınızı sorarken geldiniz. Karşı değilim. Bütün kadınlar kendini nasıl güzel hissediyorsa öyle yapsın diyorum ve Mustafa Bey'e devrediyorum sözü. Çok sıkıştırmışsın. Güzel bir koleksiyon. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederiz. Vallahi biz şunu söyleyeyim her şeyden önce. Yaptığımız çalışmanın çok başarılı olduğunu gördük. Burada da meyvelerini alıyoruz. Öncelikle zaten Gökçe Hanım'la yaptığımız bu çalışmada biz nasıl söyleyeyim çok doğru olacağına çok inanıyorduk. Yani nasıl böyle biliyor musunuz? İnanılmaz oturdu. Zaten bunu da görüyoruz. Şunu söyleyebilirim. Geçen haftaki reklam seçim ve beğenimlerinde en iyi 3. reklam seçildik biliyorsunuz. Evet öyleymiş. Evet, ben de çok haberleri sizden alıyorum. Normal olarak baktığınız zaman Türkiye'deki bütün reklam ajansı sahipleri ve şeylerini yaptığı elemelerde ve görüşlerde Gökçe Hanım'ın sayesinde Roberto Bravo'nun ve bu film çekimleri gerek Nihat Bey'in, Nihat Odabaşı'nın gerekse markanın çalışmaları başarılı olduğunu inanıyoruz. Bunu da zaten burada bu fuarda da görüyoruz. Dolayısıyla bu çekimlerimizden ve bu filmlerimizden dolayı da inanılmaz bir talebimiz var. Yani biz Roberto Bravo olarak uzun zamandır Türkiye'de varız. 3. 4. nesiliz.